Dur dur, ne dedin duymadım. Burnum kırılmış dedim. İşte bu be. Yalnız ben bozuldum şimdi biliyor musun? Kafası niye kırılmamış ki? Annemin estetikçisinden randevu alırım gerzamata. Baş uzak kaldırsın, ben de burnunu kaldırmış olayım değil mi ama? Hop hop. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kapat telefonu, gel buraya. Tatlım, ben seni 5 dakika sonra arayayım mı? Tamam tatlım. Yalnız madalya istiyorsan kafasını kıramamışsın, sor tatlım. Kızım ne diyorsun sen? Kafayı mı yedin? Babanın arabasını görmüyor musun? Pert ettik lan arabayı. Ne olacak bu arabanın hali? Alo! Bu arabanın hasarı ne olacak? Tatlım, yalnız sizde başka hasarlar var galiba. Bir git onunla ilgilen istersen ha. Ne oluyor lan? Gevelemeyi bırak Nurten Hanım. Siz nasıl insanlar sokmuşsunuz bizim evimize? Toprağım, memleketlim. Bravo. Sonunda Agah Bey'in de sabrı taştı demek. Ne deseniz haklısınız Şerizo. Ben tezahürat değil. Gerçeği istiyorum Nurten Hanım. Bu insanlar niye evime geldiler? Neden kovuldular? Ne saygısızlık yaptılar? Bana Agah Bey'in gömleğini ve bu paraları açıklar mısın lütfen? Damla, sen dışarıda mıydın? Ben seni yine sonra arayayım tatlım. Ben malum misafirlere yol vereyim. Neredeydin sen kızım? Allah'ım ben delireceğim ya. Ya anne, tamam gecenin bu saati çekip gidiyoruz da niye gidiyoruz ya? Bunlar zangır zangır ağlıyor, hiçbir şey demiyorsun. Ne oldu diyorum sana anne? Ne oldu diyorum? Demeyeceksin. Şu kadarcık analık hakkın varsa hiçbir şey demeden, sorgusuz sualsiz çekip geleceksin bizimle. Tamamız anne. Kızım ne oldu? Biz bir hata yaptık. Geldik. Şimdi de hatamızdan dönüyoruz. Başka da diyecek sözüm yok. Kıyamet kopuyor. Benim kızım yine takmış kulaklıkları, dünyadan bir haber diye düşünüyorum. Ama sen her seferinde çıtayı daha da yukarıya çıkarıyorsun. Bravo. Abime atamadığın nutukları gel yine bana at anne, tamam mı? Daraldım, yarım saatliğine Layla'ya kaçtım. Ne var bunda ya? Damla, sinirlendirme beni. Neredeydin diyorum. Nurten Hanım, sizinle sonra devam edeceğiz. Şu anda kızımla konuşuyorum. Şeniz Hanım, kapıda şey var da. Ne var? Ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım memur bey. Sanırım kızım da anlamadı. Şikayetçi Kerem Çetiner'i tanıyorsunuz değil mi? Yani bir yerden çıkaracak gibiyim ama... Tanıyorum. Çok yeni terk ettim kendisini. Memur bey, konunun direkt kızımla bir ilgisi yok ama değil mi? Doğru anlıyorum. Kızınızın şoförü için buradayız. Kimmiş benim kızımın şoförü? Civan Yılmaz. Benim. Hakkında şikayet var. Korkak. Babamın korkusuna beni söyleyememiş bile. Babası susturmuştur ama. Yoksa basmaz onun kafası. O hırsla beni de polisin önüne atardı ama yememiş işte. Yarın bir teşekkür çiçeği gönder. Çelenk göndereceğim, üstüne otursun. Terbiyeli konuş Damla. Ayrıca babanın yediği haltları öğrenmemesi için de dua et. Oğluna geçmiş olsun dileklerim Baki. Bak, onca yıllık geçmişimiz var seninle ama söyle oğluna ayağını denk alsın, çektirmesin kulağını. Ben kendi araştırmamı yapacağım. O ayrı. Senin oğlanın lafıyla kuyuya inecek değilim ben. Bana bırakmadan al oğlunu karşına, adam gibi konuş onunla. Bu mevzuda kızımın adı geçmeyecek. Ha bak Tarık, beni bilirsin. Bulaştırma istersen kendini, yakmayayım canını. Hamza, Cihangir. Buyurun Agah Bey. Gidin şu herifin mekanına kayıtları inceleyin. Benden de haber bekleyin. Başüstüne. Tamamdır efendim. Ömer, bizim buradaki durum ne? Tamamdır Agah Bey. Buyurun. Aç bakalım oğlum. Tamam.
Ömer. Buyurun Agah Bey. Sil şu kayıtları. Anlaşıldı. Bak. Bu işler öyle afra tafrayla zar sürtlü olmuyor. İpin elimde. Geleceksin ya. Geleceksin. Şimdi. Kızımın kulağını çekip ipini mi salacağım? Yoksa senin ipini çekip kelleni mi alacağım? Bu iş büyüyecek. Öyle büyüyecek ki o haddini bilmez dik başına eğmeyi, küfürle kınadığından merhamet dilenmeyi öğreneceksin. Bir musibet, bir nasihat olacak. Bir uğursuzluk, güzel bir hayra varacak. Ben de Karaçay'sam bu iyiliğini unutmam. Mühim mesele. Çok mühim. Gece geldik, sabah oldu. İfadesini verecek dediniz. Devletin avukatı geldi, bilgi verecek dediniz. Hani nerede? Daha ben oğlum ne yapmış onu bilmiyorum. Hanımefendi, kaç defa söyleyeceğim size? Ne söylüyorsun ki sen? Ne söylüyorsun? Oğlum diyorum, ne yapmış diyorum. Adam mı öldürmüş ki sabaha kadar çıkartmıyorsunuz? Bak avukat geliyor, git ona sor. Nerede oğlum? Ne zaman çıkacak? Durum biraz karışık hanımefendi. O ne demek o? Çıkartmıyorlar mı? Anne tamam. Neyle suçlanıyor kardeşim? Hırsızlık, araba çalmış, darp. Gece kulübünde olay çıkartıp adam dövmüş. Mekana ve mala kasıtlı olarak zarar verme. Ha bir de çaldığı arabayla dövdüğü adamın arabasına kasıtlı olarak çarpmış. Yapmaz öyle şey. Hayatta yapmaz. Başkasıyla karıştırıyorlar, bir hata yapıyorlar. Benim oğlum öyle şey yapmaz. Yakıyorlar oğlumu. Ne demiş? İfadesini görebilir miyim? Darp dışında başka bir suçlamayı kabul etmediği için. Kabul etmeyecek tabii. Niye etsin? Bu aşamadan sonra benim yapabilecek başka bir şeyim yok. Üç ayrı suçtan tutuklu olarak yargılanacak. Birazdan mahkemeye sevk edilir. Bilginiz olsun. Tutuklu mu? Mahkemede kim savunacak karşı? Sen. O avukat oğluna yardımcı olamaz. Oğluna bir tek sen yardım edebilirsin. Rahatla diye aradım ben seni. Gazetelerde tık yok. Babam da hala kapıyı kırıp odaya girmediğine göre. Konu kapandı. Ha bu arada abim de temiz. Sanki yani dün geceki haberler hiç çıkmamış gibi. Tek bir satır bir şey bile yok.
Babam çok sert oynamış bu sefer. Helal olsun valla. Tamam. Sen yine de babanın gözüne batma. Uslu uslu kahvaltını yap, tamam mı?